Bir göl kıyısında akşam güneşi batarken, güneşin kızıl renginin Seydim göleti üzerindeki raksı. Doğayla baş başa kalmanın Çorum'daki en kısa yollarında. Burası Çorum'a 19 kilometre uzaklıkta bir Anadolu kasabası. Seydim. Seydim, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan bu yana bucak merkezi olmuş, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar adı Ovacık, Cumhuriyet'ten bugüne kadar ise Seydim adıyla anılmıştır. Kasaba, Türkiye'de inanç turizmi açısından önem arz eden yerleşim merkezlerinden biridir. Çorum-İskilip Karayolu'nun 17. kilometresinden itibaren yoldan 3 kilometre içeride konuşlanmış, yeşillikler ve göllerle çevrili bir kasaba olan Seydim, tertemiz havasıyla özel mesire alanlarına sahiptir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü kasabada tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarındandır. Buğday, nohut, mercimek, ayçiçeği en çok ekilen tarım ürünlerindendir. İki tepenin arasına serpiştirilmiş evleri, sevecen güleç yüzlü insanları, henüz bozulmamış kültürel yapısıyla Seydim, Çorum'un Anadolu kokan kasabalarındandır. Öyle ki Seydim'de dolaşırken unutulmaya yüz tutmuş eski çocuk oyunlarını oynayan çocuklarla karşılaşıp şaşırmanız mümkündür.
Seydim kasabasının kent içi yollarının birçoğu kilit parke taşlarla döşenmiş, ana giriş caddeleri ise asfaltla kaplanmıştır. Kasabayı hakim tepelerden izlediğinizde günün farklı saatlerinde farklı renklerden oluşan manzaralar sizi şaşırtır. Bir tarafı Anadolu köyü, bir tarafı kasaba gibi duran ve her iki güzelliği taşıyabilen bir kasabadır Seydim. Güneydoğusunda yer alan Dikmen Meşe Ormanlığı, güneyinde yer alan Verici Tepesi, kuzeyinde yer alan iki adet gölet ve mesire alanı ile Seydim, Çorum'un en güzel mesire alanlarına sahip beldelerinden birisidir. Halk arasında yaygınlıkla bilinen bir rivayete göre, Seyit Murat bu bölgeye geldiğinde evli değilmiş. Halk bu değerli zatın evlenmesini arzu ediyor, ancak Seyit Murat henüz emir almadığını söylüyormuş. Halk buna şaşırıyor, evlenmek için emir mi alınır diyormuş. Bir gece Seyit Murat rüyasında bir ses duymuş. Ey Murat! Sen kaleye gideceksin. Otdere Bey'in kızı Seydim Sultan'la evleneceksin. Hemen ertesi gün yola düşen Seyit Murat, işaret edilen kaleye gitmiş, derebeyinden Seydim Sultan'ı istemiş ve evlenip iki çocuk sahibi olmuştur. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan erenler ve seyitlerden birisi olan Seyit Murat Hazretleri, Seydim'e gelmiş, burada yaşamış ve bu topraklara manevi huzur katmıştır. 1367 vakfiyesi belgelerinde belirtildiğine göre, Seyit Murat o zamanlar adı Ovacık olan bu beldeye gelmiş ve 5000 dirhem ödeyerek büyük bir arazi satın almış, Seydim'e aşevi kurmuş. Satın alınan araziler ekilmiş, gelirler elde edilmiş ve bu havalinin ihtiyacını karşıladıktan sonra artan gelir de Osmancık fakirlerine dağıtılırmış. Bugün bu geleneği halen sürdüren Seydimli ulu gönüllü insanlar, özellikle Ramazan ayında aşevinden aş dağıtarak yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini yansıtmaktadır. Geçmişten aldıkları özel gelenek, görenek emanetlerini gururla taşıyan ve devam ettiren Seydimlilere minnetle bakmamak elde değil. Seydim kent merkezinde yer alan caminin yanında bulunan türbelerin büyük olanında Seyit Murat, hanımı Seydim Sultan, küçük oğlu Hüseyin ve türbenin yanında diğer bir kubbeli alanda ise büyük oğlu Hasan Çelebi yatmaktadır.
Seydim, sahip olduğu değerleri koruyan, korumayı başaran, eşsiz doğal güzellikleri, Çorum'a 19 kilometre mesafede yer alan piknik alanları, 950 rakımlı tertemiz yayla havasına sahip mesire yerleri, amatör olta balıkçılığı yapılabilecek 2 adet göleti ve tarım hayvancılık konusunda yatırım yapılabilecek arazisiyle Çorum'un katıksız Anadolu kasabalarındandır. Seydim'i hafta içi, hafta sonu piknik ve gezi amaçlı ziyaret edebilir, piknik yaparken balık tutabilir, Seyit Murat Türbesi'ni ziyaret edip manevi dünyanıza renk katabilirsiniz.